Şimdi İmam Rabbani'yi tanıyor musunuz? Çok duyuyorlar. İmam Rabbani ustad diyor, ustadım. İmam Rabbani de ustadım diyor. Yani biz ustada ne dediğimiz ustad? Ustadım ustad İmam Rabbani. Onun için bile tanımamak olmaz onu. Yani yazık. İmam Rabbani Hindistan'da Melik Ekber, Ekber Şah isminde bir kral varmış. 50 sene hükmetmiş, 50 sene. Bu kral zamanında aslında Müslüman bir kral ama zaman gitgide etrafında o kadar ölema-i su, üstadın dediği ölema-i su, kötü alimler yetişti. Ona sen çok büyüksün, sen çok büyüksün, sen öylesin, sen öylesin, sen öylesin. Ya bu İslam dini, bu Hristiyan, bu Yahudi, bu Sikh, bu Hindu, bunlar ne? Bunlar bir din yapalım. O hava yetiştikleri o kralı, o kral öyle oldu. Dedi siz dediğin zaman Allah'a ekber, demek ben ekber ben. İşte ben uluhiyet iddia ettim Allah'tan sonra. Şimdi buna karşı tabi Müslümanlar şey oldular ama İmam-ı Rabbani buna karşı kardeşlik sistemini kurdu. Kardeşlik sistemine, kardeşlik sistemi bu benim kardeşimdir. Bir tek kişi. Bu benim kardeşimdir. Her şeyim bununla beraber. Onun da her şeyi benimle beraberdir. Sırrımız, gizli, açık, neyimiz varsa yalnız bununla beraberiz. Kıyamete kadar söz veririz birbirimize. O kardeşimiz o kardeşimize öyle yapar. Ben onu bilmiyorum ama bu biliyor onu. O da onu öyle yapar. Öyle Hindistan Müslümanları bir zincir gibi birine bakmadı. Hepsini İmam Rabbani'den bekliyormuş. İmam Rabbani hayır dediği zaman hepsi hayır. Aslında bu buna karşı durdular. Bu kralı tahammül etmedi. Öldürdüğünü öldürdü. Kestirin kesti. İmam Rabbani'yle hapse yaptı. O zamanlar ehli tasavvuf. Vahdetül vücud, hulul, ittihad çok kötü şeylerle de bulaşmış. Çok bulaşmış. Bu hapiste kaldı. Hapiste kaldığı zaman o zaman işte diyelim geberdi, gitti. Oğlu geldi, Orangzeb isminde. Orangzeb isminde. Oğlu kral oldu yerine. O da Müslüman tabii. Ama rüyasında bakıyor İmam-ı Rabbani gibi birisi diyor. Demiyor ya rüya İmam-ı Rabbani ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geliyor. Diyor benim talabamı niye hapsetmişsin? Hemen sabah erkenden gidiyor hapishaneye. Resulullah'ın talabesi kim? Kimse diyemez ben talabesi. Hatta İmam Rabbani'ye de İmam Rabbani'ye de sen talabesisin. O da diyor haşim ben de yerde talabesi olabilir. Ama hepsi İmam Rabbani gösterdi. İmam Rabbani tuttu, getirdi. Ne istersen, ne istersen. Bak şimdi incelik var. Ne istersen verir sen. Yalnız diyor bana kasrında bir köşede ders ver. Ders ver. Bu gibi ders. Öyle onun sahibi bir köşede ben ders veririm. O kadar. Hiçbir şey istemiyorum. Ne bakanlık, ne başbakanlık, ne para, ne mülk. O köşede oturup ders veririm. O kadar. O kadar. O ders verenlere, kendisi de geliyor tabii. Derse geliyor. Vere. Aldı. O faizi aldı. Allah razı olsun. O kral, o rencisi İslamiyet'i yeniden birden Hindistan'a getirdi. Allah razı olsun. İmam-ı Rabbani bütün Müslümanlar için iki şey bıraktı. Bir, çocukları, muazzam evliya çocukları. Bir, kitaplar. Bir kitabı El-Maktubat. Maktubat kitabı, ustad yazarları Maktubat. O Maktubat kitabı hamileten değerli. Tabi usta bunu desem ezber etmiş, belki de ezber etmiş. Ama onun çok şeyler, yani usta oranın özetini öyle almış, sıkmış, misal öyle koymuş. Allah razı olsun. Şimdi bir İmam Rabbani. Şimdi İmam Rabbani o kitapta, mektubatta şeyi anlatıyor. Seyir sülük anlatıyor. Seyir sülük ne demek? Yani tarikatta, şimdi bildiğimiz tarikatta işte önceden mesela avraktan başlıyor, istiğfardan başlıyor, namazdan, oruçtan, cüttan ile ahir meselelerde yollar affediyor. Orada o kitapta açıklıyor. Seyir sülük nasıl? Yani bu yolu nasıl fethederiz? Allah'a giden yol.
Şimdi nasıldır okulda ilkokul, ortaokul, lise falan, profesör ilahi oluyor. O bu maddi yoldan, o ya birisi çırağı oluyor, sonra harfi oluyor, sonra usta oluyor. Onun yolu var. Bu kalp hayatının da bir yolu var. Onun da hocaları var. O hocalar da kalıyor, onların irşadları altında öyle yürüyor. Ta Allah subhanahu teala, tabi iman billah, marifetullah, muhabbetullah, ezvakı. Ruhaniyeli yaşıyor. O bir başka bir mesele yani. Allah seyir sürü kıl. Ama bakın orada o kitabında çok güzel açıklıyor. Allah razı olsun. Şimdi İmam Rabbani bu tecrübelerden, bu şeylerden geçtiği zaman aynı zamanda yazıyor onlar orada. O yazdıklarının birisi de bu. Ne diyor? Hakikat-ı imaniyeden bir tek mesele. Bir tek mesele. Hakikat-ı imani olsun bir mesele. İnkişafı, yani insanın kalbinde açılması, düşünme etmesi, onun tatması, lezzetini alması, o hakikatin inkişafı, onun zuhu, yani açığa çıkması, öyle görünmesi, anlaşılması, benim indimde binler azvah ve keramata muracahtır. Yani ben keramat sahibiyorum ama ben de inkişaf etmiş bir şey. Bu önemli değil. Bir mesele inkişaf etsin yeter. Muracaat. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi, tarikatlar ne istiyorlar? O inkişafa yetişsinler. O mesele yetişsinler. Neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafı huzurlu. Mesele bu. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, çünkü bu, İmam Rabbani Ahmed Faruk Efendi, elbette hakaiki imaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-i Kur'aniyeden terassuh eden sözler hakaiki imaniyeyi kemal-i vuzuh ile hakaiki imaniyeyi kemal-i vuzuh ile kim beyan ediyor? Sözler otobüs selimin kastı ve esrar-i Kur'aniyeden terassuh eden yani Kur'an'dan feyz alan sözler ulayetten matlub olan neticeleri verebilir. Yani nedir ulayetten matlub olan neticeler? İmanın inkişafı. Risale-i Nur onu veriyor elhamdülillah. İsteyene veriyor. Allah bize nasip etsin. Şimdi üçüncü nokta. Üçüncü nokta burada ustad bize bir metot kuruyor. Yani Risale-i Nur nasıl okunur? Okuyoruz ben bu Risale-i Nur. Ama metodunu okuyoruz. Nasıl okuyacaksın? Sesli mi okuyacaksın? Sessiz mi okuyacaksın? Oturduğunuz mu? Yoksa uzanmak, koyuda uzanmak nasıl olur? Mesela nasıl olur? Bunu anlatıyorum. Bu değil, bunu değil. Metodu bu. Bundan 11 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatları indi. Ya usta gafil olur mu? Bizler ne diyoruz? Tamam, evet. Şimdi gaflet dereceleri de değişir. Bir insan yüksek bir mertebede azıcık bir gaflet, azıcık bir saniye bir gaflet. Onun çok büyük görür. Usta diyor, bir dakikalık bu şeyde Kastamonu Hisaresi'nde var da düşmanın topu atma, niye ben atmadım onu? Niye ben yapmadım onu? O gaflet diyor, onun gibi gaflet. O çok büyük görür. Ama biz avam insanların avrat geçiyor, namaz mı? Kaç saat kıldık, unutuyoruz. Bazen ayakta tahiyyat okumuyor, iler. Bazen namaz kılıyorum, hesap yapıyorum. İşte gafletten gaflet var. Bak misal, bir misal verin. Hazreti Yunus Aleyhisselam ne diyor? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin haşa. Hazreti Yunus zalim olabilir mi? Haşa. Sağlı nasıl olur? Hazreti Yunus zalim oluyor. Hazreti Yunus ne zalimi? Tavazu mu ediyor? Hayır, tavazu ediyor. Kendisi ünlü buvat mertebesinin, o yüksek mertebede en ufak bir hatıra geçirir kalbinden. O da ne hatıra? Ya bu millet adam olmaz. O kadar. Kendini ne görüyor? Büyük bir zalim görüyor kendini. İmdi yukur. İstihbar ediyor Allah'a.
İşte o münacatı kurtar. Yani herkesin mertebesine göre onu hesap ederiz. Yani usta dediği zaman gaflet. Bu benim gafletim mi? Haşa. Haşa. Usta orada gaflet neyi kastetti o bilir. Kendisi o mertebede bilir. Zaten eski saatte alim yoksa böyle bir normal bir insan değil. Eski saatin gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El-Mu'tu Hakk'un kaziyesini düşünmüyor. Şimdi El-Mu'tu Hakk'un hepimiz biliyoruz ölüm hakkı. Değil mi? Kimse var mı bilmez? Herkes ölümle de okuyor. Öyle canlısı. Ama hiçbirimiz yaşamıyoruz ölümle. Yani misal bir misal. Şimdi burada birisi kalktı vurdu, polis geldi. Sabah 8'de hepiniz emniyete geleceksiniz. Tamam mı? Bir gece nasıl uyuyoruz biz? Öyle mi uyuyacağız? Hadi kendine sor. Dünyan olmaz. Dünyan olmaz. Sabaha kadar yalvaracağız. Ya ne yapmışız? Ne oldu? Ne derler? Ne yapalım? Değil mi? İnsanız ya. Ezrail öyle olmaz mı o kadını? Her an vurmak ihtimali yok mu? Var. Var. Şimdi de var. Belki de birimiz şimdi ölecek. Ben işte bunu duyuyor Ezrail. Ama biz gafil olduğumuzu sanki işte öyle, sanki ölmüş gibi öyle, öyle bir hava var işte. Ben de bir zaman bilmiyorum sizden mesela var ya. Bu hava var işte. Şimdi el-mu'tu hakkun bunu tam anlamak, tam yaşamam. Türden o damara giriyor. Yani gafil olmamak lazım. Allah razı olsun size ya. Kaziyasını düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Allah Allah. Bataklık çamurunda gördü. Medet istedi. Usta bir anda istiyor. Medet. Bir yol aradı. Yol var. Alim kendisi. Bu Darül İhvan İslami'de bütün alimlere, bütün İslam alimine ders vermiyor. Şimdi bir yol arıyor. Yol arıyor. İstedi. Allah Allah. Bir yol aradı. Bir halaskar tahavi etti. Birisi onu kurtarsın. Gördü ki yollar muhtarif. Tereddütte kaldı. Yollar muhtarif. Tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Futuhul Gayb namındaki kitabıyla tefavül etti. Futuhul Gayb kitabı şimdi piyasada arasanız bir kitabı bulamazsınız. Var. Futuhul Gayb. Arapçada Türkçe'de var. Ama ufak bir kitap. Aslında üstadın okuduğu Futuhul Gayb kitabı Fethur Rabbani ile beraber olan kitap. Bu iki kitap Şeyh Abdülkadir Geylani iki kitap var. Daha başka kitaplar da var da. Bu iki kitap meşhur yani. Fethur Rabbani ile eskiden bilirdiniz. Öyle ortada bir kitap yazılır. Bir de kenarında bir kitap yazılır. Haşiye diye ne yani. Şimdi Futuhul Gayb ile Fethur Rabbani ikisi bir arada basılmış. İlk baskılar üstad zamanı onu okumuş. Çünkü bu ibare aslında Futuhul Gayb'de yok. Bu ibare Futuhul Rabbani'de var. Ama usta diyor Futuhul Gayb'i okudum. Demek bu kitap, bu işte bir kitap satılır. Şimdi tabii paylaşmışlar. Futuhul Gayb namında kitabını okudum. Tefeül ettim. Şu çıktı. Ente fî dâri hikmet. Fatlub tabiben müdavvil kalbek. Acil giriş. O vakit ben dâri hikmeti İslamiye'ye asaydım. Gavul Cüya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hakimdim. Cüya öyle. Şimdi ben gelmişim buraya Cüya'ya ders veriyorum. Siz Bismillah talebesiniz maşallah. Böyle bir içimizde nefsimizde bu hava var. Ama aslında yine hastalık içimizde. Ne diyorsak? Cüya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hakimdim. Halbuki en ziyade hasta benim. En ziyade hasta benim. Hasta ne yapar? Evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakmalı. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın. Kendine bir tabip ara. Otur tabiben müdavim kalmadı. Ara. Ben de dedim, sen tabi bu var. Şimdi bak, bu
Burası Üstad bizim için yani şimdi biz önceden bir şeye yetişmemiz lazım. Ben kendime diyorum, ya Ersan sen hakikaten kızlısın. Bir ihtiyacım var. Bir şeyhe ihtiyacım var, bir hocaya ihtiyacım var, bir ustada ihtiyacım var. İşte şeyh, ustamız. Ben Risale'yi okuduğum zaman ustamı gördüm. Bu ustadımdır, bu şeyhimdir. Ben bunu okuyorum, ben karşısındayım. Üstad Hazretleri nasıl Şeyh Abdülkadir diyor, sen tabibim o, ben de Risale-i Nur'a, Üstad Nadeca'a, Üstad'ım sen tabibim. Öyle işte metot bu. O zaman sesli mi okursun, sessiz mi okursun, sabah mı okursun, gece mi okursun, ne zor, nasıl olursa olsun. En az, şekli önemli değil ama sen Üstad'la okudur, Üstad'la, Üstad'ı gör. O sen karşında diyorsun, tabi, hastayım. Allah namusun. Sen tabibim ol, tuttum. Kendimi ona muhatap addederek, yani o konuşuyor benimle. Muhatap addederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. O beni kutabı ediyor. O dedi, bu zaman sen, o ben. Fakat kitabı çok şiddetli. Hakikaten çok şiddetli. Bunu okumuş musunuz yoksa? Ben okumuşum onu. Bu kitap çok enteresan bir kitap. Bu kitap Fethur Rabbani ve Kütüncesi de var inşallah. Kerametli bir kitap. Ben görmüşüm kerametini. O bazıları da konuşmuşum kerametini. Bazıları da biraz halife almış kerametini. Bazıları da hakiki kerametini de görmüş. O benimse konuşmuş. İnsiliyorum. Bir gün ben Medine Münevvere'deyim, bu kitabı toparlandı. Sabah azanı, namaz güzel azan veriyor. Ama ben tembelleştim. Ya ne demiştim, yolda kalacağım. Ama içimde ne var dedim, ama gitmedim. Tembelim. Böyle şeyler, yoklar, şey yapmışım, rahatlayayım. Elim ağzımı işte bir bakım da var. Açtım. Bu yazılmış, ey azanı dinleyen, namaza gitmeyen insan. Allah. Amca, herhalde bu kadar olur. Kapattın namazı. Çok enteresan bir şey. Bunun daha bir enteresan bir şey konuşuyor. Diyor, ben bunu birisi konuştum. Demişti öyle, ben görmüşüm bunu, karamakta öyle. Dedi hocam, sana enteresan bir şey. Bir gün dedi, üç tane okuyoruz. Bana. Ben birisi dedim ya bu kitapta keramet var ya dedim, keramet, kitapta da keramet var. Ne dedi? Biz gördüğümüz Ebu Yarat'ta, Şehrat'ta, kitapta keramet olur. Ya nasıl olur? Gel hem bir bakalım, açalım. Açtık, baktım diyor, ey helva yerler, biz de oturmuşuz helva yiyoruz. Yeter. Yani olur da, kardeşimizin birisi diyor biz yine şeye gelmişiz. Medeseye. Yani daha medese ne diyor, onu bilmiyoruz. Bir kardeşler var bizimle. Her gün orada okulda, o başka okula gidiyor, biz başka okula gidiyoruz. Mutfağa giriyor, yumurta falan kahvaltı ediyor, tabaklar koyuyor, içiyor. Bir gün biz yıkadık, iki gün, üç gün, beş gün. Bir gün ben patladım. Bir gün kavrayacağım. Kardeşimiz, madem mutfağa girdi, çıksa hemen yakasına yapış. Döveceğim. Çağırıp. Ama o arkadaş şişmiş. Oturdum, baktım orada mutfakta o işte kahvaltı yapıyor. Ben dedim. Öyle bakmıyorum ama içim ateş. Öptüm attı önümde diyor. Öyle gidelim bir bakın. Öyle açtım. Diyor. Eğer düşmanlık istersen kendi nefsine düşmanlık et. Allah. Nasıl bir balon, öyle bir iğne basar, fıs. İçime hepsi söylüyor. Usta böyle diyor. Düşmanlık istersen, kendine hepsi düşmanlık. En büyük düşmanlık o. Adavet istersen var ya adavet. Kardeşler o zaman içimde hiçbir şey kaldı. İşte bu kitapların keramatı çok. İnşallah Allah nasip eder görürüz. Tamam mı? Bu kitabı bana hitap ediyor gibi okudum.
Fakat kitabı çok şiddetli. Gururumu dehşetle kırıyordu. Gururumu dehşetle kırıyordu. Nefsinde şiddetli ameliyat-ı cerrahi yaptı. Çünkü orada ne diyor? Bazıları diyor, ey müşrik, ey münafık. Böyle amacık diyor. Üstad diyor, o ben kendime kabul ettim yani demek. Üstad'a o tamam diyor, o da çok soruyan insan kabul etsin. Yaptı. Dayanamadım. Yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifa çağrıdan gelen acılar gitti. Gitti. Lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum. O çok istifade ettim. Ve onun bildiğini ve münacatını dinledim. Çok istifade ettim. Enteresan bir kelime, dinledim. Demiyor okudum. Dinledim. Sanki canlı gibi görüyor onu. O münacat ettiği zaman sanki kendisi de münacat ediyor, onu dinliyor. Çok istifade ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm. Elman. Halis bir teferrü ederek açtı. Acayip tanıdık ki, bütün mektubatında yalnız iki yerde ve diğer zaman lafı var. O iki mektup bana birden açıldı. Biz aracılığa o iki mektubu da dipnotta yazmışız onları. Pederimin ismi Mirza olduğu yüzden o mektupların başında Mirza ödüyoruz zamanı diye yazılı olarak gördüm. Fesubhanallah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski sahibin bir lakabı ödüyoruz zamanıydı. Halbuki hicretin 300 senesinde ödüyoruz zamanı Hamadani'den başka o lakabla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında, yani İmam Rabbani'nin zamanında öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın halı benim halıma benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime dava buldum. O iki mektubu kendi derdime dava buldum. Yalnız imam, yani İmam Rabbani o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musirrane şunu tavsiye ediyor. Tevhid-i kıble et. Yani birini ustak tut. Arkasından git, başkasıyla meşgul ol. Ertesi bir söz. Çok ertesi. Cüneyd-i Bağdadi daha çocukken, Cüneyd-i Bağdadi meşgul bilirsiniz, Seyyid-i Taif'e. Daha çocukken Sırı-i Sakati onun dayısı. Onu besledi. Bir yola bir hırt veriyor. Bir oğlum bunu oku. Ne okuyor? El mutereffitü la yasir. Oku. El mutereffitü la yasir. Ya bu ayet değil, hadis değil bu ne? Manası ne? Mutereffitü yani. Ora bakan, ora bakan, ora bakan, ora bakan. İstediği yere yetişemez. Sen yere yere pozisyonsun. Ona bak, ona bak, onunla meşgul, bununla meşgul. Varması bir yerden. Şimdi üstada İmam Rabbani'nin tavsiyesi de bu. Başkasıyla meşgul olma. Başka şeylerle meşgul olma. Meşgul oldu mu? Varamaz. Soruyoruz. Onu soramıyoruz. Birini üstad tut. Arkasından git. Başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi var. Şu en mühim tavsiyesi. Benim istiyadadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Niye? Çünkü İmam Şeyh Abdülkadir'i de çok seviyor. Ondan hasil etme olsun. Bunu da olmuş. Başka yerde mesela Zahir Şazim'i de öyle. Ne yapsın? Benim istiyadadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm? Bunun arkasından mı? Yoksa ötekinin mi?
Yoksa daha ötekinin arkasından gidiyor. Daha evvel kaldı. Her birinde ayrı ayrı cazibadar hasretlerdir. Cazibadar hasretler. Biriyle iktifa edemiyordum. Ama imam diyor biriyle iktifa ediyor. Ben edemiyorum diyor. Ne yapayım? O tahayyüdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki bu muhtelif turukların, yani tarikatların, yolların başı ve bu cedvellerin menba'ı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en ala müşrik ve en mukaddes usta da odur. Çünkü Kur'an-ı Kerim. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istiadadım elbette layıkıyla o mürşid-i hakikinin abi hayat hükmündeki faizini mahsedip yani ben alamıyorum. Fakat ehli kalp ve sahibin halın derecatına göre o faizi, o abi hayatı yine onun faiziyle gösterebiliriz. Yani o faizi yine Kur'an'ın bereketi. Hatta bilirsiniz, Risale-i baştan sonuna usta fiz bir zaman demiyor bu benim telifimdir, ben yaptım. Haş. Her zaman diyor ki bu, Kur'an'ın malıdır, benim hadim değil diyor bu benim. Kur'an'ın malıdır. Onun faizi. O mürşid-i hakikinin abi hayatı hükmünde faizini mahsedip alamıyor. Fakat el-i kalp, o sahibi halın derecatına göre o faizi, o abi hayatı yine onun faiziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler, o yürler, bunlar, Kur'an'dan gelen, yalnız akli mesai-i ilmiye değil, işte burası çok önemli, akli değil, profesörler konuşuyorlar, kitaplar yazılıyor, güzel bunlar. Ama yalnız bu değil. Değil. Belki, tabi üstadın belkisi bilirsiniz, yani muhakkak, bel yani, Arapça bel. Kalbi, ruhi, hali, mesaili iman. Kalbi, ruhi, hali. Demek ki Risale geliyor, akıldan anlaşılmıyor. Yalnız akıldan değil. Akıl bitti bu vaziyette. Kalpten anlaşılıyor, haldan anlaşılıyor, ruhtan anlaşılıyor. Bunlar hepsi harekete gelir de o zaman Risale'nin durması gerekiyor. Belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetdar ma'arif-i ilahiyye hücmetidir. Hali derken ne kastediyor orada abi? Allah o hali versin bize anlatalım. Hali. Bal diliyle. Yani hal, hayır hal diliyle değil, hali. Şimdi insanın kalbi, ruhu, vicdanı bir harekete geldi mi? O da bir hal. Yani devamlı bir huzur olur, devamlı bir... şimdi biz de maalesef bu hala geldi, yani cezbeye gelmiş, öyle bir şey, o değil. Yani hali, üstad ne diyor, kader nasıl anlaşılır? Hali, değil mi? Hali bir meseledir kader. Yani sen halin nasıl, hayatınla anlarsın. Risale-i Nur da hayatla anlaşılır. Yani günlük hayatınla anlarsın Risale-i Nur. Ezber ettin, kader ezber etti. Hepsini ezber etti. Ne kadar ezber etsen, biz şimdi senden daha ezber etmiş. Onda hiç şey eksik değil. Bir kompüter senden daha ezber etmiş. Ama onda o hal yok, o ruh yok, o kalp yok. İşte bu halden anlaşılır. Yani o hala girersin, oradan masalasın. İnşallah abartsanız. Subhan Rabbika Rabbil İzzati Amma Yasifun. Ya Rahman, 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 ya
Bunu kısaca böyle namaza kadar böyle biraz anlatsanız, devamını bu şekilde dinlesek, cemaat de böyle öğrenmiş oldular bir hususu. Şu anda Arapça, Şubiyat. Sen nasıl tanıştınız? Abi kaç kişi biliyor? Ben bir annesini biliyorum. Bunun çok dersler anlatmıştık. Yok, bizim bilgiler yok. Kendinize çıkarmıyorum ama bilenler az yani. Var, bilenler çok var. Bilen bilmeyeni anlatsın. O zaman onu diyecektim ama. Şimdi abi bu önceden bu tercüme işi yani sırf mas istihdamına bağlı. Ben mütercim değilim. Ben Arapça hocası da değilim. İlahiyat hocası da değilim. Ben biyoloji hocasıyım. Ama Rabbel Alemin öyle nasıl sporda top şeylerde bilirseniz o bana pas verir, pas verir, gol olur. Öyle bir birisi var. Öyle bakıyoruz. Sakan şükürsünüz yani. Efendim? Sakan şükürsünüz. Yani biz Allah nasibet ediyoruz. Yani bu ne ihlasımızdandır, ne takvamızdandır, ne hiçbir şeyden değil. Allah'ın subhanahu aleyhi ve sellem biliyoruz. Öyle mesela yolun bereketidir. Ama belki de Allahu Alem, ben öyle diyorum, burada olan kardeşlerim, dünyada olan ihtiyacım bir o yani istirar derecesine gelen bir hacet, dua kabilinde oldu. Allah birisini tabii görecek birisi. Ben olmasaydım Ahmet olurdu, Ahmet olmasaydım Ahmet olurdu. Birisi olurdu bir iş. Çünkü ihtiyaç var. Biz başladığımız zaman Irak'ta ben o önceden okuduk, okuduktan sonra tercüme ben hatır kayarına geldim. Sen cansız diyor, nasıl tercüme oldu? Sonra bu gibi belagatta, bu gibi nerede olmaz? Olmaz tercüme olmaz. Ama sonra Allah razı olsun kardeşlerim çok israfıyla başladık tercüme etmeye ama onlar da çok yardım ediyor. Yani dikkat et, niye diyorum Allah'ın lütfudur? Çünkü tercüme eder etmez sanki öyle her yerden yardım geliyor. Profesörlerden olsun, insanlardan olsun. Birisi alıyor, onu temize çekiyor. Birisi alıyor, onun gramarına bakıyor. Birisi alıyor, ona nokta virgülüne bakıyor. Birisi ne bilmiyor. Allah Allah, nereden geldi? Hem bizde başka bir ayetler. Yani söylüyorum, tamam ya, getir. Onun için tercümeler bir elden değil, belki 20-30 elden geçti. Elhamdülillah. Allah'ın fazladır. Biz yani dilimiz, ana dilimiz Arapça olmadığı halde Allah subhanahu teala lütfetti. Ama şimdi Arap aleminde gittiğimiz yerlerde, Arap aleminde Fas'tan Malezya'ya kadar gittik. Ve her zaman gidiyoruz elhamdülillah. Çok makbule geçen bir tercüme görüyorlar. Ve yani sanki diyorlar, üstattan bizim aramızda kimse yok. Sanki üstad kendisi konuşuyor. Yani biz Türkçe'de nasıl alıyorsanız, öyle Arapça'da o faizi alıyorlar Allah'ın fazlıyla. Allah'ın bir büyük bereketi. Elhamdülillah. Yani o genç kardeşler var ya, kardeşimiz görmüştü Amr isminde bir sıvarı. Bir gün, bunu bir hatıra olarak, güzel bir şey. Beraber bu genç kardeşimizle beraber gittik Bağdat'a. Bağdat'ta kitap vesaire masaj alsın. Allah bir yatışma sıcak. Tahammül olmaz öyle bir sıcak. İşte o matbaaya git, kabuk çekil, bilmem ne çekil. Oradan öyle. Bitir hatta. Kardeşimizin ismi Amr. Dedim Amr bir gün seni çok yordum. Hakikaten çok yordum. Dedi ben senin için çalışıyorum. Ben senin için yapıyorum. Evet. Ben Allah için yapıyorum. Evet. Çok yordum ne? Sen yorsun ben de. Allah. Çok muazzam bir şey. Ben ona diyorum ben seni çok yordum. Hakikaten yordum. Diyor ben senin için yapıyorum. Ben senin için yapıyorum. Çok hoş var. Yani ihlas, Allah razı olsun o kardeşler olan ihlas. Elhamdülillah, öyle oldu. Şimdi elhamdülillah basılıyor işte, İstanbul'da basılıyor, İsrail'de basılıyor, Fas'ta basılıyor. Ve Allah subhanahu teala kapla asrı, sempozyumlar vasıtasıyla çok alimler, büyük alimler, Arap alimlerindeki en büyük alimleri tanık oldular. Elhamdülillah. Eğer misafir olsun, eğer ehl olsun, eğer hasta olsun. Çok büyük
büyük alimler yani öyle parmakla işaret edilen, belki de Arap aleminde 3-4 kişi onun gibi yok. Ama usta da telefonla Allah'ın fazla geldi. Bu da bir büyük Allah'ın rahmeti. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Nasıl tanımıştın sen Musa'yı? İlk tanımıştın. İlk tanımanız nasıl oldu Musa'yı? Irak'ta nasıl tanıştınız Risale-i Saddam döneminde? Aslında biz Risale-i Nur'la Saddam'dan çok önce tanıdık. Yani elilerden biz, elilerden okuldayken, fakültedeyken Risale-i Nur'u biliyorduk ama kıymetli bilmez mi? Ne kitaptır? Yani şimdi nasıl buradaki bazı Türkler, ha bu Nurciler hiç tanıdır. Değil mi? Okumuyorlar. Ha bunu oku, ya işte Nurciler bunu okur. Biz de o zaman bu akıldaydık. Yani hava var, hava var işte. Malum gibi bir şey var işte. Ve işte bak, öldüler. Öyle bir şey vardı, okumadık. Okudukça yani, biraz okuduk, kıymetini bilmez. Yani 57'de Allah razı olsun, Ahmet Ramazan ismini dedi, kardeşimiz var şimdi, Medine Mule var ya, o bana verdi. Memaları, 57 baskısı, ilk baskı. Biraz okudum, Halit-i Yunus'u, Türkçe, Türkçe tabii, Yunus'u, Türkçe okudum. Osmanlıca. Yok, 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 Türkçe. 57'de basılmış, artık olan Sa'id Özdemir. Öyle kapağında çiçekler var falan var var öyle. Ondan vermişti. İşte okudum, biraz okudum. Yok bir şey etmedi yani. Kıymet 75'te Allah nasip etti, 76'da geldik Türkiye'ye, turist bana. Orada işte Diyarbakır'da, Maksim Asiye'de, Malatya'ya, öyle, Kayseri'ye, Bolu'ya, Ankara'ya, başlıyoruz İstanbul'a geldik. İşte Risale-i Nur'a elhamdülillah. Abilerle görüştü, Risale-i Nur gördü. Yeni baştan okuduk, yeni baştan atsalım. Ondan sonra işte Allah subhanahu wa ta'la kalbine başladı. Mesela ben 19. mektubu şeyi vardı. 19. mektubu, 19. mektubu'da bir hadisleri şeyleri çıkardı. Mücide atalım. Ha. Bir yerde bir işlem olmayı çoğu gün var. Abi çok şeyler var. Bunun gibi çok çok şeyler var. Yani hadisleri. Aslında kaççı bir sorsun, onu ben söyleyeyim, o yazsın. Kitap olur. Bir kitap olur. Yani bir misal veririz size, bir misal, ölçüde yeter. Allah Malezya'ya gittik, Malezya'da olan, üniversitede olan hocalar bir kamp yaptılar. Nasıl siz okuma programı yapıyorsan orada bir yaptılar ama dağ başında yapıyorlar. Çünkü Malezya çok sıcak, tam olmaz. Ütümetli, ekvator. Biz de onlarla beraber iki gün, iki gece beraber kaldık. Şimdi orada kızma terehberi yok. Bir Arapça. Kızma terehberi yanıp daha başka işte. Bitti, öyle oturduk hepimiz beraber. Soru soruyorlar. Benim de bir Fas'tan bir Feridun Ansari isimli bir hocamız var. O da tefsir profesörü. O da bizimle beraber yaptı. Soru soruyor. Ne sorursan sor. Birisi enteresan bir şey dedi. Dedi ben şimdi anladım aziz fakir ne demek. Ben şimdi anladım. Başladı ağlamaya. Ağladı. Biz hepimiz böyle. Bir hoca, profesör, abi, hadisi anlamış. Çünkü ben şimdiye kadar hoca, üniversite ders veriyor ama hanımım, çocuğumun hiçbir şey vermemiş. Kendim de hadisi şey, yine hocayım, o hava var. Şimdi hadisi fakir okudu ya, hadisi fakir şefkat tefekkür. Oradan diyor ben, şimdiden kendimi vesaire görüp çocuğumun hanımına da fark edeceğim. Bu bir. İki, birisi soru sordu. Soru, enteresan bir soru. Ben yani de Risale-i Nur, okuduğumuz kadar, Risale-i Nur'da çok tarihsel şeyler var. Nasıl? İşte Sultan Abdülhamid öyle yaptı. Hüsrev geldi. Hafız Ali gitti. Annem öyle dedi. Babam öyle dedi. Bunlar tarihi meseleler. İşte bunların zamanı bitti. Bunlar o zaman iş gördü, bitti. Demek şimdi bir yeni Risale-i Nur'a ihtiyacımız var. Nasıl bir soru bu? Kafa karıştıran bir soru. Kazık soru derler ya. Allah Allah. Şimdi tabii bize göre bu soru şey yani, hakikaten
soruyor, öyle değil, olmaz. Oturanlar bir sıkıntı sorup sokacak. Ama bir şey anlatmak lazım. Soruyu ben de Ferdi Ansari Hoca'dan, buyur cevap ver, cevap ver. Dedi, bu sözler doğru var, hepsi var, bu sınır var, hakkı sakinler, ülkemde, Mustafa Efendi, Gülüntü'yle, ilah, hepsi var. Ama Risale-i Nur'un, şimdi halıya benzetti, halılar var ya, öyle dikey, yatay ipler var ya, Risale-i Nur'un örülmüş dikey, yatay ipleri Esma-i Hüsna'dır. Risale-i Nur, Esma-i Hüsna'yla dokunmuş. Osman Osman. Her ne zaman Esma-i Hüsna vazifesini bitirdi, Risale-i Nur'un vazifesi biter. Bitiremediğine göre demek bitmez. Gelmedi, devam edecek. Çok güzel. Bu baştan sonra Esma-i Hüsna'dır. Esma-i Hüsna'dır. Öyle halı gibi örmüş. Bir de birisi bir soru başka sordu. Ya dedi, hocam şimdi biz ders biliyoruz. Tefsir ders biliyoruz. İşte İmam-ı Razi'nin tefsiri, işte Kaşşaf, Zemahşer'in tefsiri, işte İbn Beydavi'nin tefsiri, işte İbn Kesir'in tefsiri. Herkesin bir metodu var. Buna ilmi tefsir diyoruz, buna edebi tefsir diyoruz, buna tefsir bil mezbur diyoruz, buna belâgı ilâh. Siz diyorsunuz bu tefsirdir. Hangi yol tefsir? Hangi kategoriye girer? Güzel bir soru. Soruyor tefsir. Az. Bu ikinci soru. Şimdi buyurun hocam cevap ver, Ferdi Ansari cevap ver. O tefsir hocası yani. Dedi, gerçi Türk Nur talebeleri derler tefsirdir, Risale-i Nur. Ben derim, tefsirin ötesidir. Allah Allah, bu da yeni bir şey çıktı. Tefsirin ötesidir. Yeni bir kategori. Ha? Yeni bir kategori. Evet. Dedi şimdi önümüzde öyle bardak vardı. Dedi şimdi bu bardak, farz derim, baldır, bal. Bir kavanoz bal. Bir çimdager gelir, bu balı tahlil eder. İçinde ne var? Bu kadar kalsiyum, bu kadar potasyum, bu kadar glukoz, bu kadar sükaroz, bu kadar ilahi. Tek 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 yazar. Çok doğru diyor. Bu bal, bunlar var içinde. Üstünde yazılan hepsi. Tefsirci bu. Ya eyyühellezine amenu. Ya manası bu. Eyyühe manası bu. Ellezine budu. Amenu budu. Teker teker manası bu. Doğru diyor. Bir tefsir. Üstad gelir, Risale ediyor. Bunun kapağını açar. Bir kaşık var, buyurun. Sana yedirir tefsir. Sen zavuk alırsın, tadını alırsın. O ayetin, hakikatinin tadını alırsın. Onunla yaşarsın. İşte Risale ediyor, öyle bir tefsir. Çok güzel. Güzel değil mi? Maşallah. Vermedim çünkü işte. Risale-i Nur Ustad demiş bana ya. Abi Allah hafızdan razı olsun. Hasten de razı olsun. Yalnız birbirimize dua edelim. Duanın çok kıymetli. Abi sundurabilirim de bu tarzda bir hatırası var da. Nasıl? Diyor ki siz bunları okuyorsunuz, ben bunları yiyorum diyor Üstad Hazretleri. Üstad diyor. Risale-i Nur iman hakikatlerini. Siz bundan bir lemacık, bir kokucuk alabilirsiniz ama ben bu hakikatleri yiyorum. Biz ilk Türkiye'ye geldiğimiz zaman orada Risale okuduktan sonra geldik buraya. Burada bir taşımda Risale okudular. Benim de bir kardeş vardı. Fırınca Bey dedi, bu nasıl Risale okumak? Nasıl olur? Ya dedi biz bunu şerbet gibi içeriz ya. Böyle olmaz mı? Bu